Hocam onlar konuşsun. Ben istiyorum ki buradan. Hocam aynen. Hocam başına 10 kişi geçmesin. Hocam. Hocam. Ben altı oynadım. Aynen hocam. O yüzden şimdi bak buradan sarkıl orayı çevirebilen var. Bakın biz bu sene tecrübeli oyuncularla genç yetenekli oyuncuları bir araya getirdik. Onları bir harmanladık. İyi bir ekip kurduk. Hedefimiz yine şampiyonluk. Ama şampiyonluğa giderken geçen yıl da söylüyordum ben sana. 1-1. Merdiven merdiven. Tek maç tek maç düşünüyoruz. İnşallah bu yıl da geçen seneki başarıyı devam ettireceğiz. Yani iddialı olmasa da yine de iddialı konuşayım. Şampiyon olacağız. Hocam hedefi de şampiyon olacağız dedin ama altyapıyı da güçlendirme projemiz. Altyapıda zaten biz kulüp olarak çok önem veriyoruz. Niye önem veriyoruz? Futbol okulumuz var. U11, U12, U13, U14, U15, U16. Bunların hepsine katılıyoruz. Geçen yıl istediğimiz başarıları da yakaladık bu gruplarda. Altyapıdan yetenekli oyuncularımız geliyor. Onlar için işte İsmail Hocam, Mutlu Hocam, ben, Caner Hocamız var. 4 tane hocamız. Onlara gerekli çalışmaları yaptırıyoruz. Umut ediyorum ileride 100. spor çok daha iyi yerlere getirecek küçük kardeşlerimiz olacak. Hocam bir de eğitim problemi var. Öğrenciler aynı zamanda antrenmana katılamıyor veya geç saatlerde antrenman yapılıyor. Nasıl aşılabilir bu sonuç? Şimdi Tekirdağ'da saha sorunu var. İdman sahası sorunu var. Bunun için biz ne yapıyoruz? Şurada gençlik sporun sahasını rica ettik. 12, 13, 14 yaş gruplarına burada idman yaptırıyoruz. Kendimiz burada A takım bünyesindeki arkadaşlar burada idman yapıyor. 11 yaş ve altını halı sahaları kullanıyoruz gidip yine. Saha sorunu çözülse çok daha çocuklar yetişir buradan. Daha iyi çocuklar çıkar. Daha iyi idman olanakları olur. Ama şu an için elimizde bunlar var. Bunlarla yetiniyoruz.